Tuncay Kahraman YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü size anlatacağım konu kuşlarıma vermiş olduğum damızlık yeminin yani karışık yeminin içinde olmaması gerekenler. Yani damızlık yemi kuşlarımın yavru baktığında vermiş olduğum yemin bu karışık yemin içinde olmaması gerekenler. Neden bunlar olmaması gerekir onu da anlatacağım. Hepsini tek tek burada göstereceğim. Neden ben bu karışık yemin içine bunları koymadığımı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu da vermiş olduğum buğday arkadaşlar. Bunu yani illa damızlık yemine bu buğdayı verin demiyorum. Yani ben bunu kullanıyorum. Bekar kuşlarıma da damızlık kuşlarıma da kullanmış olduğum buğday. Bu arkadaşlar bakın böyle yanaştırıyorum iyicene görmeniz için. Bu da karışık yemin. Nasıl bir yem hazırladığımı daha önceki videolarımda var karışık yemi. Kendim hazırlıyorum ben bunu arkadaşlar. Hazır olarak almıyorum. Bunu hemen direkt söyleyeyim sizlere. Bir önceki dediğim gibi yem videosuma bakarsanız kanalımdaki orada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu yemi nasıl hazırladığımı, neler kattığımı içine. Şimdi arkadaşlar şöyle bunları biraz ileri alalım. Vermiş olduğumuz yem bunlar. Karışık yemi ve buğdayım. Şimdi içinde olmaması gerekenler. Bunlar gördüğünüz gibi 4 tane var arkadaşlar. Bir tane daha var. Onu da temin edemedim. Yani normalde ben 5 tane üründen uzak duruyorum karışık yemi, damızlık yemi hazırlarken. O 5 tane yemi o damızlık yeminin içine katmıyorum arkadaşlar. Şimdi onların isimlerini tek tek söyleyeceğim. O burada dediğim gibi 5. yem yok ama onun da ismini söyleyeceğim. Çoğu kuşçu arkadaşımız o yemi bilir. Hepsini neden katmadığımı da açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar hemen sol taraftan başlıyorum. Bu 1. İri darı. İri darı bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu hemen karışık yemimizin içinden küçük bir darı hani darıyı alalım. İkisinin küçük ve büyük olanın arasındaki farkı görün diye şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar değişik değişik irilikte şöyle yapalım. Bakın aradaki farka bakın. Bu ortadaki benim damızlık kuşlarıma yavru bakan anne anaç kuşlarıma vermiş olduğum darı bu. Vermediğim darı da bu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi iri olması arkadaşlar. Yani damızlık kuşlarım anne baba yavruya kusarken bunu yedikten sonra hafif de kursağındaki su ılık sıcak olduğu zaman bunu şişirecek. Bu biraz daha büyüyecek. O yüzden anne baba yavrularına kusarken zorlanıyorlar arkadaşlar bunu kusmakta. O yüzden anne babayı yorma adına sıkıntılı bir yem. Yavruya da işte boğazına takılma çünkü çok geniş. Yavrular şöyle 3-4 günlük olduğunda bu yavrunun boğazından geçmiyor arkadaşlar. O yüzden anne baba da böyle bir karışık yem hazırladığınızda içine bunu koyduğunuzda yavruya kusmuyorlar. O yüzden ben bunu katmıyorum damızlık yemimin içine. Kim arkadaşlar var kuşlar yemez diyorlar. Damızlık işte anne baba kusacağı için bunu yemez diyorlar. Hayır arkadaşlar yiyor ama daha sonra da gidip kusamıyor. İkincisi çiğdem. Herkesin bildiği gibi kara çiğdem. Bu çiğdemin beyazı da olabilir. Fark etmiyor. Hatta şöyle aralarda beyazları da var. Yani çiğdemi de katmıyorum. Çiğdem katmamamın sebebi aşırı sert kabuklu olduğu için yani su çekme yönünden çok fazla yavrunun su ihtiyacı olacağından dolayı bunu da katmıyorum. Anne baba yavruya yem verdikten sonra yavrunun kursağı çabuk sertleşiyor. Çünkü bunun kabuğu sert olduğu için bütün suyu emecek yumuşaması için. Bu da yavrunun susuz kalmasına sebep verecek. O yüzden sert kabukluları da fazla tercih etmiyorum. Yani uzun süre de anne yavrunun kursağında kalıyor. Anne yavruya, baba yavruya yem verdikten sonra çok uzun sürüyor. O yüzden yumuşak kabuklu yani yemleri tercih ediyorum verirken yavrunun bir an önce o yemden faydalanabilmesi için. Daha sonra
arpa, hatta şöyle şunu da söyleyeyim. Şunun sivri olan kısımları yavrunun ağzına tahriş edebilir, kesebilir iç kısmını. O yüzden yine tercih etmiyorum. Şimdi arpa bunu özellikle yani kesinlikle arkadaşlar çok dikkatli olun. Bu kesinlikle olmasın. Yani bunları koymadınız, bunu da koymadınız. Diğer 5. ürünü söyleyeceğimi de koymadınız. Bu aldığınız buğdayın arasında tane tane de olabiliyor bazen. Aldığınız buğdaya dikkat edin. Böyle kesinlikle arpa olmasın. Kabuklu arpa bir de arkadaşlar bakın. Şöyle avucumun içine alayım. Bakın kabuklu arpa. Yani netleşsin ekran. Evet kabuklu arpa. Yani kabuklu arpayı kesinlikle dikkat edin. İçinde olmasın. Niye arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz kabuklu arpanın bakın uç kısımları iğne gibi sipsivri arkadaşlar. Bu anne baba bunu yavruya kustuğunda bu yavrunun gırtlağını ondan sonra bu aşağı giderken kesiyor arkadaşlar şu. Batıyor. Daha sonra o kesik olan yerde bakteri birikmesi işte sürekli yavru anne babadan beslendiği için o yara orada sürekli taze kalıyor. Hatta hiç iyileşmiyor ve daha da kötüleşiyor. Oraya işte takılan bu arpalar sürekli verdiğimiz için içinde olduğu için başka başka yerlerini de kesiyor. Gırtlağını kesiyor, dil altını kesiyor, dili kesiyor. Tahriş ediyor. O yüzden yavrunun boğazında işte peynir dediğimiz gırtlağında sıkıntılar oluşabiliyor. O yüzden kesinlikle kabuklu arpadan uzak duruyoruz arkadaşlar. Damızlık yemimizin içinde kabuklu arpayı bakın arkadaşlar kesinlikle diyorum. Yani bu da olmayacak, bu da olmayacak. Şu kesinlikle olmayacak. Şimdi bir tane olmayan dedim ya arkadaşlar. Bunu bulamamıştım dedi. Onu söyleyeyim. Sonra bunu da söyleyeceğim. Şimdi o olmayanın ismi de fi arkadaşlar. Fi. Yani kuşları genelde biz eskiler işte kızıştırıcı yem diye tabir ediyoruz ona. Fi. Yani verdiğimizde işte erkek kuşların, dişi kuşların kızışmasını sağlar. İşte fi'nin özelliklerinden biri de odur. Biz hep öyle biliriz. Yani şimdi damızlık yeminde fi'nin olmamasını istememin sebebi erkek kuşları kızıştırmasına engel olmak için. Şimdi erkek kuşun yemimizin içinde fi olduğu zaman ne olacak? Erkek kuş gidecek kızgınlığından dolayı, fi yemesinden dolayı işte vücut sıcaklığı yükselecek, ateşi olacak. İster istemez de bu kendini rahatlamak için çiftleşmek isteyecek. Ne yapacak? Gidip dişisine işte kur yapacak. Dişi de tabii bu ara yavru baktığı için erkekle çiftleşmek istemeyecektir. Tabii belki şöyle bir şey de var. Tabii dişi de bu yemden faydalanırsa, yerse dişi de kızabilir. Daha yavrular küçücükken anne baba yavru yapabilir. Yani anne baba çiftleştikten sonra dişi yavru yapabilir. Dişi de kızabilir. Dişi de çiftleşebilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Onu koymuyoruz. Yani fi'yi. Ben koymuyorum. Öyle söyleyeyim. Fi'yi koymuyorum ki çiftleşmesin, kızışmasın. Erkek hatta dişiyle çiftleşmediğinde ne yapıyor? O kızgınlıkla, o kızışmayla başka yuvalara girip oradaki başka kuşların yavrularını da çiftleyebiliyor, ezebiliyor arkadaşlar. Yavrulara zarar verebiliyor. O yüzden kesinlikle o fi'yi de, burada olmayan fi'yi de, resmini de atarım ben kanala. O fi'yi de kesinlikle kullanmıyorum. Fi. Kullanmadıklarından biri. Şimdi 5.'si de bu arkadaşlar. Neydi bunun adı da? Aspir. Şimdi aspiri kullanmamamın sebebini de söylüyorum arkadaşlar. Söyleyeyim size. Aspir aşırı derecede sert kabuklu olduğu için arkadaşlar. Bakın inanın şöyle ağzınızda aldığınızda yani kendiniz bilene zorlanırsınız. Dişinizle bunu kırmaya çalıştığınızda. Şimdi sebebi ne? Şimdi arkadaşlar sert kabuklu olduğu için sürekli bu sert kabuklular. Yani mesela çiğdem sert kabuklu. Aspir sert kabuklu. Bu sert kabuklular anne baba yavruya kustuğunda yavrunun kursağında erimesi uzun sürecek. Yani bunu yumuşatmak için yavrunun bunu sindirebilmesi için çok uzun vakit alacak. İster istemez de bu karnındayken sertleşme o sürekli uzun sürede bunun yavrunun kursağında kalması yavruyu sürekli anne babadan su isteğine yöneltecek. Çünkü
biz onların dilinden anlamıyoruz ama onlar birbirinin seslenişinden, dilinden anlıyorlar. Yavru susadığı zaman, suya ihtiyacı duyduğu zaman anne babaya sesleniyor. Anne baba da mutlaka görmüşsünüzdür. Sahada gidip su içip direkt yavruya su kustuğu dakikalar dahi oluyor. İşte yavrunun su istemesinden dolayı bu da yavruyu susatacak. Sürekli yumuşak kalmak için, yani yumuşamak için sürekli su bunda eksiltecek. Bu da yavrunun su sertleşmesinden dolayı, yani sert olmasından dolayı bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Bekar kuşlarıma bunları verebilirsiniz. Yani ben verebiliyorum bekar kuşlarıma. Ama damızlı kuşlarıma vermiyorum. Kesinlikle damızlı. Yani anne baba yavruya kusacağı zaman bu yemi kullanmıyorum. Şu gördüğünüz 4 tane ve olmayan saydığım 5. ürünü kullanmıyorum. Benim kullanmış olduğum damızlık yemi bu. Buğdayla damızlı karışık yemi karıştırmıyorum. Ne zaman kuşlarıma vereceksem, bir tane boş kabım var benim. Onun içine bir miktar buğday, kuşlarıma sayısına göre bir miktar da karışık yemi içine katıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Öyle servis ediyorum. Kuşlarıma öyle veriyorum. Kuşlarım bu şekilde faydalanıyor arkadaşlar. Benim hazırlamış olduğum yemler bunlar. Ben bu yemleri de sizlere nasıl verdiğimi anlatıyorum. Kimse de beni yanlış anlamasın. Bu benim kendi tercihim. Bana kimse bunları söylemedi. Bunları öğreten de yok. Ben kendi yıllarca kuşluk tecrübemden kazandıklarım. Kimse de hani mecbursunuz bunu, mecbur yapın demiyorum. Herkesin kendi görüşüne saygı duyuyorum. O yüzden benim de görüşüme saygı duyulmasını istiyorum sizlerden. Benim tercihlerim bunlar. Zaten yavru üretirken sıkıntı yaşamadığımı da üretmiş olduğum yavrulardan görüyorsunuz. Bazen böyle tek tük, sebebi belirsiz yavru kayıplarım olabiliyor. Ama genelde bu kullanmış olduğum yemle ben çok güzel verim alıyorum arkadaşlar. Ufak taneli, çok iri taneli değil. Yavrulara yem veriyorum. Böyle yem hazırlıyorum. Onlar da yavrularına kusarken sıkıntı yaşamıyorlar. Yavrunun kursağından çok rahatlık bir şekilde yavrunun midesine, bağırsağına, neyse kursağına gidiyor. Ama iri taneli, işte sert kabuklu, işte kılçıklı arpayı, kesinlikle kabuklu arpa, kılçıklı arpa ne derseniz artık kullanmıyorum. Bu zaten en büyük zararı veren. Çünkü çok acayip derecede sivri oluyor arkadaşlar. Anlattığım gibi yavruya çok büyük bir zararı var. Bu bununla ilgili dediğim gibi tek başına da bir video çekip anlatacağım da. Onu da kanala tek bir video olarak, tek arpa olarak anlatacağım bir video da yapacağım. Beni izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Kanalıma abone olan arkadaşlara da teşekkür ederim şimdiden. Benim anlatmak istediğim bu. Burada bir tane olmayan ürünü de videonun içinde anlattım. İnşallah mantıklı gelmiştir anlattıklarım sizlere. Ben dediğim gibi yıllarca kendi tecrübelerim, kendi kuşlarıma yem hazırlarken yanlış yapa yapa, hani öğrene öğrene edindiğim bir tecrübe. Artık sıkıntısız bir şekilde bu yemi kullanıyorum. Hiç bu yemden çekinmiyorum hazırlanırken. Ama dediğim gibi buğdayı alırken dikkat ediyorum. İçinde arpa bazen olabiliyor. Onları ayırıp seçip veya almayıp daha temiz yem alıp öyle geliyorum, kuşlarıma veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan videomu izleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha sonraki videomda, çekiliş videosunda neler yapmanız gerekiyor, çekilişe hak kazanmanız adına onu anlatacağım. Şimdiden dediğim gibi videomu izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.